Line TV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar. Sayın seyirciler, ana haber bülteniyle karşınızdayız. Antalya'da on binlerce gümüş balığı telef olarak sahile vurdu. Burası Antalya'nın Alanya ilçesi. Telef olmuş gümüş balıkları görenleri şaşkınlığa uğrattı. Durum hemen Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirildi. Sahile gelen yetkililer balıklardan numuneler alarak incelenmesi için laboratuvara gönderdi. Yetkililer yaptıkları ilk incelemelerde balık ölümlerinin herhangi bir zehirlenmeden kaynaklı olmadığını belirtti. Açıklarda av yapan balık teknelerinin ağlarına takılarak öldüğü tahmin edilen balıkları Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sahilden temizlemek için çalışma başlattı. Hayvanların insan elinden çektikleri zulüm ne yazık ki son bulmuyor ve insanlar gitgide daha da vahşileşiyor. İstanbul'a, Sivas'ta yaşanan vahşet görüntüleri bu söylemi kanıtlar nitelikte. Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 8 yavrusu olan köpek acımasızca silahla vurularak öldürüldü. Köpeğin sahibi Kaan Demirci köpeğini hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Gördüğü manzara karşısında dehşete düştü. Köpeği öldürülmüş, 8 yavru da annesiz kalmıştı. Demirci komşusu C.Y. hakkında suç duyurusunda bulunurken, Haytap üyeleri yavruların hayatta kalabilmesi için mama desteği sağladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Vahşetin bir başka adresi ise İstanbul Arnavutköy'dü. Adam elinde tüfekle köpeği ateş etti. İnanılır gibi değil ama gerçekti. Bir kişi tavuklarını yediğini iddia ettiği köpeği vurdu. Niye köpeği vurmaya kalktı? Tavukları yiyor diye köpeği vurmaya kalktı. Ben şimdi jandarmayı arıyorum. Olayı gören bir hayvansever şok içerisinde o anları kayda aldı. Adam şuradan ya şu sarı köpekti ya da başka bir köpek bilmiyorum ama şuradan kaçtı gitti, şu taraftan kaçtı gitti köpek ve nişan alarak ateş etti. Eğer bu sarı köpekse de aksayarak yürüyor. Hayvanseverlerden gelen tepki üzerine şahıs tavuklarımı yiyorlar diyerek kendini savundu. Tepkiler artınca da olay yerinden uzaklaştı. Acı içinde kıvranan yaralı köpekse yardım etmek isteyen hayvanseverlerden korkup kaçtı. Poposundaki kan görünüyor. Saçmanın isabet ettiği yer ve ayağı da aksıyor. Allah'tan ölmemiş en azından. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri tüfeğe el koyarak inceleme başlattı. Hayvan hakları savunucularının olayla ilgili suç duyurusunda bulunacağı da öğrenildi. Sırada bu nasıl insanlık, bu nasıl vicdan dedirten bir görüntü daha var. Kayseri'de yorgunluktan yere düşen atın sahibi ata önce elindeki kırbaçla vurdu, sonra da tekme attı. Zavallı at yorgunluktan yere yığıldı. Vicdansız sahibi ise hayvanı bir saniye bile rahat bırakmadı. Korkunç görüntü Kayseri'de kayda geçti. Atık kağıt yüklü arabayı çökerken yorulan at yere çöktü. Sahibi atı önce kırbaçlayarak sonra da tekmeleyerek kaldırmaya çalıştı. O dehşet anların hiçbir müdahalede bulunulmaksızın kaydedildiği görülse de iddiaya göre at sahibine tepki gösterildi. Tehlikeli oldukları defalarca söylenen pitbull cinsi köpekler için halen daha somut bir adım atılmış değil. Bu bilinmezlikte birçok canı tehlikeye atıyor. Çorum'da olduğu gibi okula giren pitbull öğrencilere saldırdı. 5 öğrenci hastanelik oldu. Çorum'da ortaokula giren pitbull cinsi köpek paniğe yol açtı. Korku ve panik içerisinde kaçmaya çalışan öğrenciler köpeğin saldırısına uğradı. Olayda iki öğrenci köpeğin saldırması sonucu yaralandı. İhbar üzerine okula polis, belediye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı öğrencilerin beraberinde yaşadıkları korku nedeniyle şok yaşayan 3 öğrenci de hastaneye kaldırıldı. Spor salonundaki köpek ise belediye ekipleri tarafından yakalanıp barınağa götürüldü. Polis köpeğin sahibinin olup olmadığını araştırıyor. Bursa'da motosikletli bir kişi bir kahvehaneye ateş açtı. Şans eseri ölen ya da yaralının olmadı. Olay Bursa'nın Gürsu ilçesinde yaşandı. Daha önce de kurşunlama olayına karıştığı iddia edilen 23 yaşındaki şahıs gece saatlerinde motosikletle dolaşırken bir kahvehanenin önüne geldi ve içerisinde 20 kişinin bulunduğu kahvehaneye tabancayla ateş etti. Vatandaşlar yere yatarak kurşunlardan kendini korumaya çalıştı.
Silahlı saldırgan 8 el ateş ettikten sonra olay yerinden hızla kaçtı. Şans eseri kimseye bir şey olmadı. Sıka geçti gitti. Kurşunlar üzerinizden geçti. Biri sağımda, biri solumda, biri üstümden abicim. Neyse, ben insanlar öldü zannettim. Herkes yerde yatıyor Allah'tan. Kimseye bir şey olmadı. Şahsen tanıyoruz. Neden böyle yaptığına dair bir düşünceniz var? Hiçbir hüsumetimiz yok. Polis ekipleri duvarlara isabet eden çekirdekleri boş kovanları toplayarak silahlı saldırganın peşine düştü. Olay yerine yakın bir noktada yakalandı. Adana'da 2 hafta önce kavgada parke taşıyla yaralanan kişi hayatını kaybetti. 9 Şubat günü Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşanmıştı feci olay. İddiaya göre 20 yaşındaki genç arkadaşıyla birlikte motosikletle giderken yoldan hızlı geçtiğini ileri süren Hüsamettin Hacı babası ve beraberindeki 2 kişiyle kavga etmiş, Suriyeli şahıslar gence ve arkadaşına sopalarla saldırmıştı. Motosikletli genç ise Hüsamettin Hacı'nın kafasına parke taşıyla vurmuştu. Motosikletli gençler kaçtı, Hüsamettin Hacı hastaneye kaldırıldı. Polis 2 zanlıyı da yakaladı. Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Biri tutuklanırken diğeri kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tedavi altındaki Hüsamettin Hacı ise hayatını kaybetti. Yakınları gözyaşlarına boğuldu. Denizli'de boynundan ve ayaklarından demire bağlanmış bir erkek cesedi bulundu. Polis korkunç ölümün bir intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor. Olay Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde bulunan Göveçlik Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. Pazar yerinde demir korkuluğa bağlı erkek cesedi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler cesedin işçi emeklisi olan ve bir iş yerinde bekçilik yaptığı öğrenilen 66 yaşındaki Saffet Göken'e ait olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Göken'in cesedinin yanında tarım ilacı bulundu. Yaşlı adamın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin yanında tarım ilacının bulunması nedeniyle polis ekipleri adamın öldürülmüş ya da intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Bursa'da birkaç gün önce yapılan IŞİD üyelerine yönelik operasyonda yakalanan, tüm dünyada kırmızı bültenle aranan 2 kadın adliyeye sevk edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT ekiplerinin ortak olarak yürüttüğü terör örgütü IŞİD'e yönelik çalışmalarda bazı örgüt üyelerinin Mudanya ilçesinde bir evde saklandığı tespit edilmişti. Yapılan operasyonla ikisi de kırmızı bültenle aranan, yurda giriş yasağı bulunan ve üzerinde sahte yabancı tanıtma belgesi bulunan 2 kişiyle hakkında yurda giriş yasağı bulunan ve sahte kimlik belgeli bir kişi yakalanmıştı. Suriye'de terör örgütünün faaliyetlerine katıldığı ve bir süre önce kaçarak Mudanya'daki evde saklandıkları öğrenilen 2 IŞİD üyesi kadın, gözaltı süresinin dolmasının ardından adliyeye sevk edildi. Gaziantep'te kendisine avukat süsü vererek ofis açan ve müvekkillerinden para alan şahıs operasyonla yakalandı. Sahte avukatlık yaptığı tespit edilen şahsın Şehit Kamil ilçesine bağlı İncirli Pınar Mahallesi'nde bulunan iş merkezine polisler operasyon düzenledi. Kendisine avukat süsü vererek ofisine gelen sözde müvekkillerinden avukatlık masrafları adı altında para aldığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı. Ayrıca sahte avukatın evinde yapılan incelemelerde ise çok sayıda sahte avukat kimliği, şüpheli şahsın avukat olduğuna dair sahte belgeler, avukat cübbesi ve birçok suç unsuru ele geçirildi. Hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen sahte avukat tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara'da otomobil çalıp motor numaralarını değiştirerek satan çete çökertildi. Adliyeye sevk edilen 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hadi polis! Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlığı ekipleri Ankara'da çalınan otomobillerle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda liderliğini Ali Ağa'nın yaptığı 12 kişilik çetenin izine ulaştı. Çeteyi takibe alan polis ekipleri motor ve şasi numarasını değiştirerek satışa hazırlanan 11 çalıntı otomobil ele geçirdi. Araçlar Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelemeye alınırken ekipler çetenin saklandığı yeri tespit etti. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çete lideri Ali Ağa ile birlikte 12 kişi gözaltına alındı. Öte yandan yapılan incelemelerde çete üyelerinin kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda change yapılan araçlar için piston hazır mı cümlesini şifre olarak kullandıkları tespit edildi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bursa'da öyle bir kaza anı kayda geçti ki dehşet vericiydi. Yol kenarına park eden araçtan kontrolsüzce inen bir kadın inanılmaz bir kazaya sebep oldu. O anlar saniye saniye görüntülendi. Bir diğer kazada ise araç sürücüsünün çarptığı motosikletlinin yanından bir an olsun ayrılmadığı görüldü. Dehşete düşüren anlar Bursa'nın İnegöl ilçesinde kayda geçti. Hafif ticari araçta seyir halinde olan kadın sürücü aracını park etmeye çalıştığı sırada park yeri yüksek olduğu için kaldırıma çıktığını sandı. Araçtan inmek için kontrolsüz bir şekilde kapıyı açınca da bu feci kaza yaşandı. Aynı istikametten gelen bisiklet sürücüsü Selçuk'ye açık olan kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen bisiklet sürücüsüne arkasından gelen bir başka araç çarptı. Ölümden dönen bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İzmir yolu üzerinde meydana gelen kazada ise motosikletli sürücüye arkasında seyreden otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü yaralı gencin başından 112 ekipleri gelinceye kadar ayrılmadı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Van'da bazı mahallelerin yol çilesi bitmek bilmedi. Çamur deryasına dönen yollar taşımalı eğitime ve mahalle halkına sıkıntı yaşatıyor. Van'ın Başkale ilçesine 47 kilometre uzaklıktaki Yukarı Darıca mahallesinde yollar karın erimesiyle çamur deryasına döndü. Mahalle halkı yazın toz, kış ve ilkbaharda ise çamurla mücadele içinde olduklarını söylüyor. Araçların çamura saplandığı, taşımalı eğitim ve mahalle halkının yıllardır sıkıntı yaşadığı köy yolunun asfaltlanmasını istiyorlar. İstanbul Avcılar'da bugün çöpler toplanmadı çünkü temizlik işçileri eylemde. Belediyeden eksik maaş aldıklarını söyleyerek yürüyüş yaptılar. Aylık ücretlerinin düzenli ödenmediğinden dert yandılar, çöpleri toplamadılar. İstanbul Avcılar'da çöplerin yığın oluşturmasının nedeni temizlik işçilerinin iş bırakması. İşçiler toplanarak sloganlarla Avcılar Belediyesi önüne kadar yürüdü. Maaşlarımızı alamıyoruz, çocuklarımız evde aç, eve bir şey alamıyoruz, ekmek alamıyoruz, kiralarımızı ödeyemiyoruz, mağdur durumdayız. Ödenmeyen maaşlarımızı istiyoruz, maaşlarımız hep taksitle birer milyar, diğeri olduğu gibi içeride kalıyor. Benim oğlum burada çalışıyor, ben oğluma destek vermeye geldim. Banka borçları var, şeyler var, telefon açıyor, aciz kaldırıyoruz, getirsin paramızı yatırsın, yatırmıyorsa... Bıraksın başkan olmasın. Burayı kime kalırsa kalsın. Belediye binası önünde açıklama yapan Belediye İş İkinoğlu Şube Başkanı Erol Özdemir, 2 yıldan bu yana aynı sıkıntıyı çektiklerini söyleyerek maaşların zamanında ödenmesi çağrısında bulundu. Emeğimizin karşılığını istiyoruz. Hak ettiğimiz ücretlerimizi zamanında ödememizi istiyoruz. Tek istediğimiz bu. Avcılar işçisi ödemeyin. Bursa'da eğitimlerini tamamlayan 410 çarşı ve mahalle bekçisi yemin ederek görevlerine başladı. Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan 410 bekçi için yemin töreni düzenlendi. Bugün aynı anda 12 ayrı okulumuzda buradaki 410 yiğit gencimiz gibi mezuniyet coşkusu yaşayan toplam 7570 çarşı ve mahalle bekçisi adayımızı daha emniyet teşkilatının saflarına katmanın mutluluğunu ve haklı gururunu da bu vesileyle sizlerle paylaşmak istiyorum.
Mezuniyet töreninde konuşan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, bekçilerimiz suçluların korkulu rüyası olmuştur dedi. Polis teşkilatının geçmiş tarihinde çok önemli bir yere sahip olan bekçilerimiz, yıllarca halk arasında bekçi baba namıyla suçluların korkulu rüyası, vatandaşın ise Hızır gibi yetişen yoldaşı ve arkadaşı olmuştur. Geceleri ev ve iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının cereyan ettiği alanlarda görevlendirilen çarşı mahalle bekçilerimiz sayesinde geçmişte suçların önlenmesinde sağlanan büyük başarının genç ve dinamik yeni bekçi kadrolarımızla çok daha ileriye götürüleceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çarşı ve mahallelerde görev alacak bekçilerin yemin törenine aileler de yoğun ilgi gösterdi. Konuşmaların ardından bekçilere sertifikaları takdim edildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda 31 Mart yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ali Nur Aktaş esnaf ziyaretleri yapıyor. Bugünkü ziyaretinde de bir esnafın sürpriziyle karşılaştı Aktaş. İşte detaylar. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerini sürdürerek projelerini vatandaşa aktarmaya devam ediyor. Aktaş bugün de Bursa'nın Yıldırım ilçesindeydi. Kurtuluş Caddesi'nde tek tek esnafları gezdi, girdiği ayakkabıcı dükkanında beklemediği bir sürprizle karşılaştı. 2 yıl ulusal bir televizyon kanalının ses yarışmasına da katılan Oğuz Özkan, dükkana giren Ali Nur Aktaş'ı elinde uduyla ağırladı. Aktaş da müziğe eşlik etti. Esnaf gezisinin ardından AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve AK Parti Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz'la birlikte MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Ali Nur Aktaş, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Bir daha geziyorduk. Türk Sağlık Sendikası Bursa üyeleri bugün Yüksek İhtisas Hastanesi önünde basın toplantısı düzenledi. Döner sermayeden çalışanların yararlanamadıkları belirtildi. Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Çalışanları Sendikası Bursa Şubesi Yüksek İhtisas Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası önünde basın toplantısı düzenledi. Basın metni Türk Sağlık Sen Bursa Şube Başkanı tarafından okundu. Sağlık çalışanlarına döner sermayeden pay verilmemesi, üstelik pay verileceği belirtilerek çok çalıştırılması eleştirildi. Sağlık Bakanlığı'na seslenen sendika üyeleri, adaletin sağlandığı bir düzen istiyoruz mesajını verdi. Nerede bir açık veya eksik varsa bunu çalışanın döner sermayesiyle kapatmaya çalışıldığı rahatsız edici bir durum yaşanmaktadır. Performansa dayalı döner sermaye ek ödeme neredeyse sıfırlanmıştır. Çalışanlar sabit ödemeye mahkum edilmiştir. Ekonomisi döner sermaye hesabı katarak yapan sağlık çalışanları mağdur olmuştur. 10 gün önceki ücreti bile mumla arandığı bir sistem artık çökmüştür. Acil çözüm gerekmektedir. Türk Sağlık Sen olarak buradan Sağlık Bakanlığı'na sesleniyoruz. Çalışanın döner sermayesini yok etmek yerine adaletin sağlandığı, emekliye yansıtıldığı bir düzenleme mutlaka yapılmalıdır. Bursa'da talasemi hastası olan Yusuf Ali Kurhan, kendisine hobi olarak edindiği resim yapma kabiliyetini geliştirerek hayalini gerçekleştirmek, araba tasarımcısı olmak istiyor. Yusuf Ali Kurhan, 18 yaşında, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşıyor. Doğuştan talasemi hastası olan Yusuf'a 3 haftada bir kan takviyesi yapılıyor. Mesela kan almaya gittiğimde kanın bitmesi için resim çizerim. O sırada tasarım yaparım. Öyle geçiyor. Elimde sadece yeteneğim var diyen Yusuf, araç tasarımları yapmak, araba tasarımcısı olmak istiyor. Elimde yetenek olarak resim var, tasarımlarım var. 2014'ten beri resim çiziyorum. İşte tasarım yapmayı seviyorum. Tokat'ta bulunan Vallıca Mağarası'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesi için çalışmalar sürüyor.
Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı bulunan Ballıca Mağarası'nın UNESCO Dünya Mirası listesine alınması için çalışmalara başlandı. İl merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Ballıca Köyü'nde 1085 rakımlı tepede bulunan mağara, dünyanın en büyük ve görkemli mağaraları arasında gösteriliyor. Ortalama sıcaklığı 18 derece ve nem oranı %54 olan mağara, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikit güzellikleriyle dikkat çekiyor. Mağara her yıl yurt içinden ziyaretçi akınına uğruyor. Hedef, Ballıca Mağarası'nı tüm dünyaya tanıtmak. Bursa'nın en eski yerleşim yerlerinden Kayhan Mahallesi'nde restore edilen 20. yüzyıldan kalma yapı hizmete açıldı. Bursa'da Osman Gazi Belediyesi, Bursa'nın en eski yerleşim yerlerinden olan Kayhan Mahallesi'ndeki sivil mimari örneği yapıyı restore etti. Zemin artı iki kat olmak üzere toplam 700 metrekare alana sahip olan tarihi yapı, zemin katı betonerme, birinci ve ikinci katları ise ahşap olarak inşa edilerek törenle hizmete açıldı. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osman Gazi Belediyesi'nin Bursa'da tarihi noktaları yeniden ayağa kaldırdığına dikkat çekti. Bizler Bursa'nın farklı bölgelerinde yok olmaya yüz tutmuş, bazıları yok olmuş ama izini bularak o eserleri ayağa kaldırıyoruz. Tarihi eser çalışmaları noktasında Osman Gazi Belediye'miz marka bir belediye. Bizler Osman Gazi Belediyesi yapmış olduğu bu çalışmalar nedeniyle Tarihi Kentler Birliği tarafından 6 ödülle ödüllendirildi. Bangladeş'te 81 kişiye mezar olan yangın faciasının boyutu görüntülendi. Bangladeş'te yaşanan korkunç yangının boyutu görüntülendi. Yangının ardından geriye kül olmuş araçlar ve tahrip olmuş binalar kaldı. İtfaiye ekiplerinin 9 saatte kontrol altına aldığı yangını soğutma çalışmaları ise sürüyor. Başkent Dakka'da Perşembe günü sabaha karşı tarihi binalar bölgesinde çıkan yangında 81 kişi hayatını kaybetmişti. Hastanede tedavisi devam eden 41 yaralının ise durumu kritik. İzmir'de yaşayan bir çömlek ustası 3,5 metre boyunda vazo yaptı. İzmir Menemenli 40 yıllık çömlek ustası ve Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı Ahmet Taşomcu işte bu dev vazoyu meydana getirdi. 300 kilo ağırlığında, 3,5 metre boyunda ve 1 metre genişliğindeki vazo için 250 kilo çamur kullandı. Bunu daha önce Anıtkabir'e böyle büyük küpler yapmıştım. Yaklaşık 7-8 yıl önce. Ve ondan sonra düşündüm, 5 ay önce düşündüm. Yani Cumhurbaşkanı'na külliyeye Menemen toprağından ne yapabilirim düşüncesiyle böyle büyük bir vazo yapmayı düşündüm. Yaklaşık bu vazoyu bir ayda yaptım. Yaklaşık 1050 derecede bir ısıda pişti. Bir hafta dekoruyla uğraştım. Bir Osmanlı ibriğini temsil ediyor ve üstündeki kapağı Alpaslı'nın miğferinin şeklidir. Üzerindeki desen ve lalelerle Osmanlı ibriğini andıran vazoda Cumhurbaşkanlığı forsuda bulunuyor. Vazoyu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gönderecek. Hem Menemen'i tanıtım için hem İzmir'i tanıtım için böyle bir vazoyu külliyeye hediye etmek istiyorum. Yıldız isimli doğuştan engelli bir kuzunun haberini taşımıştık daha önce ekranlara. Yürüme şansı yok denen o minik kuzu artık yürüyebiliyor. Ayağa kalkamıyordu, yaşama şansı yok denmişti. Kuzu Yıldız yavaş da olsa artık yürüyebiliyor. Yıldız isimli bu kuzu doğuştan bacakları problemli doğmuştu. Minik yavruya bakamayan çiftçi, minik kuzuyu İznik'te hayvan barınağı kuran hayvansever Fatma Şeren'e bıraktı. Ön iki ayağı doğuştan sakat olan Yıldız'ı sağlığına kavuşturmak için bu barınakta büyük çaba harcandı. Fizik tedavi ve bacağına destek amaçlı yerleştirilen aparatlar sayesinde Yıldız kuzu ayağa kalkabildi. Bir düğünde sahne alan dansöz, kıskanç bir hemcinsinin saldırısına uğradı. Sebebi de eşinin dansözle oynamasıydı. İşte o anlar.
Düğünde bir davetlinin cep telefonuyla kayda aldığı o anlarda beyaz gömlekli adam dansözle dans ediyor. Arkadaşlarını da dans etmesi için davet ediyor. Masadan kalkan adam dansözle göbek atmaya başlayınca olan oluyor. Dansöz kadın iddiaya göre dans eden adamın eşi tarafından saçından çekilerek darp ediliyor. Düğündeki davetliler sayesinde kurtulan kadın dansöz de düğünü terk ediyor. Meksika'da sahibini festival alanına tekerlekli sandalyeyle götüren köpeğin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi çekti. Bu görüntü tanık olan ve izleyenlerde şok etkisi yarattı. Meksika'da tekerlekli sandalyeye mahkum olan sahibini festival alanına götürmek için yardım eden Leo isimli köpeğin bu hareketi izleyen herkesi duygulandırdı. Kamerayı ayarlamış, sazını da eline almıştı. Tam çalıp söylemeye başlayacaktı ki bakın neler oldu. Tam sazı eline alıp şarkıya girmişti. Oturduğu sehpa kırıldı. Bağlama çalarken oturduğu cam sehpa kırılan adam yaralanmaktan şans eseri kurtuldu. İzleyenleri hem endişelendirdi hem de güldürdü. İsrail, Ay'a uzay aracı gönderen dördüncü ülke olmak üzere bugün Amerika'nın Cape Canaveral uzay üssünden Ay'a uzay aracını gönderdi İsrail. Aracın yolculuğunun 11 Mart'ta tamamlanması bekleniyor. İsrail, Ay'a araç gönderen dördüncü ülke olmak üzere İsrail'in Bereşet isimli ilk insansız uzay aracını taşıyan Falcon 9 roketi, ABD'nin Cape Canaveral uzay üssünden Ay'a gönderildi. Görev başarılı olursa İsrail, Rusya, Çin ve ABD'nin ardından Ay'a araç gönderen dördüncü ülke olacak. İsrailli SpaceX şirketinin projesi olan 600 kiloluk araç Ay'a gönderilmiş en hafif ve küçük uzay aracı olmak özelliğini de taşıyor. Adını İbranice'de Tevrat'ın birinci kitabından alan Bereşet, öncelikle yüzeye İsrail bayrağı dikecek, ardından Ay'ın manyetik alanı üzerinde araştırmalar yapacak. Araçta İbranice şarkılar, İsrail bağımsızlık bildirgesi, İsrail ulusal marşını içeren bir de disk bulunuyor. Aracın yolculuğunun 11 Mart'ta bitmesi bekleniyor. Bu gerçekleşirse özel sektör destekli bir araç ilk kez Ay'a inerek tarihe geçmiş olacak. Çin haber bülteni sunacağını söylediği yapay zekalı ilk kadın spikerini tanıttı. Çin yapay zekayı medya sektörüne taşıdı. Daha önce erkek haber spikerini tanıtmış. Spiker televizyondaki açılış konuşmasında ilk kez çalıştığını ve bundan sonra hiç yorulmadan çalışacağını söylemişti. I will work tirelessly to keep you informed as texts will be typed into my system, uninterrupted. I look forward to bringing you the brand new news experiences. Çin'den bir ilk daha geldi. Şimdi de yapay zekalı ilk kadın spikerini tanıttı. Kadın spikerin adı Xin Xiaoming. Gerçekçi görüntüsüyle dikkat çeken Xin, konuşurken göz kırpıyor ve aynı anda el kol hareketleri sergiliyor. Bu haberle bültenin sonuna geldik efendim. WhatsApp hattımız 0533 953 2501. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.